Fenerbahçe'nin değil bir tek, ligin de en iyilerinden biri diyebiliriz Ferdi Kadıoğlu için. İlk dönemlerinde o da kendi de söylüyor, şans bulamadığı zamanlardan bahsediyor ama bulduğu şansı, değişen mevkiini ve değişebileceğini de gösteriyor hala. Bütün şanslarını iyi değerlendirdi. Siz nasıl yorumlayacaksınız merak ediyorum. Onun da açıklamalarıyla birlikte. Hocam seninle başlayayım. Şimdi doğru söylüyor. İlk geldiğinde ben de hatta şey yapıyordum böyle, biraz evvel Serhan'a da söyledim. Çok ani karar veriyoruz. Yok diyordum, Ferdi öbür tarafta da Orhan Gencebay, burada Ferdi Tayfur falan, böyle bir espriler, şakalar yapıyorduk. Adam müthiş bir adam. Ya her tarafta oynuyor. Yine benim bir şeyim vardır. Her tarafta oynuyor diyorum. Düğünlerde bile oynuyor falan diye dedim, böyle bir şeylerimiz var, esprilerimiz. Şimdi adam koşuyor, tempolu. Ya bir futbolcu için ne gerekse yapıyor. Özverili. Bir de herhalde profesyonel yaşantısı da çok iyi tahmin ediyorum. Temposu çok iyi. Ya bir futbolcu için karakteri de iyi. Yani bir de şeyini duymadık. Bir maçın içerisinde agresif bir hareketini, kasıtlı bir hareketini görmedim, etmedim. Böyle bir sahtekarlığı yok, şeysi yok, busu yok. Yani çok, nereden baksan 10 üzerinden 10 numara bir futbolcu. İnşallah Fenerbahçe zaten çok faydalı oluyor. Ama inşallah onu biz Avrupa'da da, majör liglerde de görürüz, gurur duyarız inşallah. Milli takımımızın da değişmez adamı. Milli takımda da inşallah çok başarılı olup bizim takımımızda inşallah Avrupa Kupası'na gitmekte çok önemli bir rol oynar. Yani başarılar diliyorum. Allah nazardan saklasın onu da. Serhan? Sezon başından beri bana sorarsan Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu. Hatta üstüne de koyabiliyor. Nasıl takım oyuncusu olabileceğini net gösteren iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Hocamın söylediği gibi iyi de bir profesyonel, karakter anlamında ve sahada verdikleri açısından, hocasının dediklerini tamamıyla yerli yerinde yapması açısından Fenerbahçe'nin şu an yani düşüş yaşadığını düşünürsek bile ayakta kalan yegane oyunculardan bir tanesi olduğunu görmek lazım. Senin de söylediğin gibi Türkiye Ligi'nde de yıldız futbolcularından birisi. Ama işte bir takımda bir yıldız futbolcu, iki yıldız futbolcu değil, tüm takımı saymak önemli. Ama sezon başından beri çıkış olan ivmesi, yakalaması, hem takımın bir parçası olması, hem pozisyonun her bir tarafı, her pozisyonda olması bence bir zenginliktir. Bu zenginliği de en güzel Ferdi yaşıyor. Ben tebrik ederim. İyi bir oyuncu, iyi bir karakterli bir oyuncu ve düzgün de bir futbol resitali bize sunuyor. Hayalleri var tabii Avrupa'da futbol oynamak gibi. Herkesin hayali var. Bir eksiği var ama. Ne? Çok büyük eksiği var. Fark etmediniz mi? Türkçesi yok. Aslında yani ya, biraz yani olduğu konuşuluyor ama çok iyi olmadığı için iyi konuşabildiği esasında diye tercih ediyor. Bu da aslında çok şaşırmamak lazım. Yok, şaşırmıyorum canım. Yani ama yani, konuşabilir esasında. İfade edebildiği dili tercih ettiği evet için muhtemelen. Ama öyle de daha sempatik olur biliyor musun? Tabii canım, onlar ama öyle konuşsa düşünmüyor işte. Evet. Biz de aynı şekilde ben öyle düşünmüyoruz ya konuşurken. Ben hep Mustara'ya kızıyordum, Türkçe konuşmuyor diye, yıllardır burada diye. Sonra? Ben artık bir şey söylemeyeceğim. Konuşuyor mu peki? Var mı Türkçesi? Türkçesi şimdi var. Tabii ki var. Ya muhtemelen Ferdi kadar vardı. Ferdi'den daha iyidir. Vardı. Ama konuşmuyor. Şey de öyleydi. Atiba açısından da konuşmuyor. Gordon Milo öyleydi. Şey, ne o Fenerbahçe'nin hocası? Dağım öyle falan filan. Tabii. Ya tabii, rahat ettikleri gibi konuşmaları önemli. Şey, bak bir lisanla ilgili ya, bir şey söyleyeyim de. Biz burada bile ağzımızdan şimdi çıkacak lafa dikkat ediyoruz. Hocam ya, ağzımdan bir şey kaçar diye. Futbolcular öyle konuştuklar ağzından çıkacak. Dil bilmenin faydalarıyla ilgili bir tane küçük fıkra var. Fare 8-10 tane yavrusunu almış, karşıya geçecek. Tık diye bir kedi çıkıyor. Ne yapacak? Kendini mi kurtarsın, yavrularını mı kurtarsın? Ne yapıyor biliyor musun? Şöyle bir dikiliyor. Hav 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 diye havlıyor. Tabii kedi kaçıyor. Dönüyor yavrularına, diyor ki gördünüz mü diyor, yabancı dilinin faydalarını diyor. Evet. Hocam tam da konuyla, örnekle alakalı oldu ama Emre Mor köpeğini kaybetmiş. Evet evet. Arkadaşları da ona bir sürpriz yapmış. Bir haberimizi izleyelim, sonra onu da konuşalım. Evet, şimdi tabii ince bir hareket yapmış takım arkadaşları ama bunu söylememiz lazım. Satın almayıp sahiplenmeyi her zaman öneriyoruz, teşvik etmeye çalışıyoruz. Bir yandan da sahipsiz sahiplenme oluyor ama zaten baktığımızda da bence iyi olmuş. Ya, güzel yani olmuş, sahipsiz çok fazla köpek var ve bununla ilgili çok fazla çağrıda bulunuyoruz zaman zaman sosyal medyada da. Hani cins köpek almak bu ticareti teşvik etmek anlamına geldiği için çok doğru bulmuyoruz. Söylememiz lazım. Yine dediğim gibi çok ince bir hareket tabii ki, arkadaşlarını yaptı. Ama
aynı cins, aynı cinsi bulamayabilirler yani. Mesela, bulamazlar bence de. Yani burada, bir şey söyleyeyim, benim çok var böyle cins köpeğini ya vefat ettikten sonra ya kaybettikten sonra böyle karşısına çıkan bir hayvanı sahiplenen ve çok daha fazla mutlu olan arkadaşlarım. Yani daha güzel, daha mutlu edici olabilir hatta. Bizim de spor servisinde Gökhan Ebepçi diye arkadaşımız var. O da ufaklıktan bu yana pitonu besledi. Ufaktı daha piton. Eyvah, eyvah. Kocaman oldu. Geçen hafta aldılar elinden. Tarım Orman adamın yer oldu. İl Müdürlüğü aldı. Ve gerçekten öyle bir morali bozuldu. Öyle bir sıkıntıya girdik. Öyle bir duygusal. Yani kendisini bağlamış, o pitona bağlamış yani. Çok ilginçmiş. Ya o var ya, bir şey yapıyor, timsah mimsah böyle sıkıyor, öldürüyor ya aslanı, evet, aslanı falan. Ben ne kadar büyüklükteydi? Yani ben şu kadarcık halini biliyorum. Pitonun en son aldıklarında bayağı yani, büyüktü yani. Yani bayağı büyüktü. Büyüme potansiyeli yüksek. Hatta yani devasa hale gelmiş. Hayvan olduğu için tabii şey, orada bazı hayvanlarla ilgili yasal olarak... Ben sınıfta kaldım biliyorsun değil mi, hayvan haklarından. Seçmeli dersimiz. Hocam. Tabii onu şimdi bu sene daha başka bir ders aldım. Geliyor mu sonuçların? Senin sınavların vardı. İki tane seçmeli dersi geçtim bu arada. Bravo. Kara taşımacıyla sivil toplum kuruluşlarını geçtim. Ya vallahi yani o ayağıma çelmeydi onlar. Geçtim ama şimdi işte 4. sınıftan tam adli tıp alacaktım, dolmuş. Tüm reji seni tebrik ediyor, alkışlıyorlar şu an. Evet, teşekkür ediyorum. Bizim ekip 10 numara zaten ya. Emre Moğlu'da da şöyle bir hikayem var benim. Röportaj yapmıştım Emre Moğlu'la. Türkçe konuşmaya başladım. Ben dedi Türkçe bilmiyorum az dedi. Sonra İngilizceye dönmüştük. Sonra hatırlar mısınız Yusuf Demir Türkiye'ye geldiğinde İngilizce soru sormuşlardı. Niye İngilizce soruyorsun, ben Türk'üm demişti. Aslında baktığımızda Türkçe güzel bir dilimiz. Bence herkesin öğrenmesi lazım. Özellikle burada görev alan, burada çalışan. Mesela biz yurt dışına gittiğimizde kendimizi anlatmamız açısından yabancı dilleri konuşmaya çalışıyorsak, burada olan ve burada görev yapan, burada kazanan arkadaşlarına Türkçe'ye daha fazla yatırım yapmaları lazım. Benim oğlum da Türkçe çok zor diyor. İngiltere'de okudu falan. Çok zor diyor. Şeyde, lisede de. Hocam İngilizce de zor ya. Yani yo, Fransızca çok zor hocam. Öyle, İtalyanca felaket zor yani. Abi yani zorluğu başarmak zor önemli. Diyor ya. Allah Allah dedim yani. Neyse ama bizim dediğimiz tabii bambaşka ya. Bizim şarkılarımız çok güzel ya. Ne kadar duygusal şarkılar var Türk sanat müziğinde. Geçen buradan gelirse şeyi vardı, bir şeyi açtık. Türk sanat müziği olan bir kanalı açtık. Artık gidip evde onu dinleyeceğim ya. Ne kadar güzel sözler var diye. Hocam en sevdiğin şarkı ne? Yok da En sevdiğin şarkı yok mu? Şöyle bir şey geldi. En son dinlediğimde gözyaşımda saklısın diyor. Ağlayamam ben. Düşeceksin sanırım kirpiklerimden diyor ya. Ne kadar güzel bir şey.